Son İstiklal Savaşı, o haritayı biz çizeceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan tartışmasını başlattı. Bir imparatorluğun nasıl talan edildiğine, nasıl parçalara, devletlere bölündüğüne, nasıl Anadolu'ya hapsedildiğine, son kale Anadolu'da baskıyla zorla sindirilmek istendiğine, 20. yüzyıl boyunca nasıl vesayet altında tutulduğuna ve bugün o Anadolu'yu yeniden işgal edip daha da parçalamak için nasıl alçakça senaryolar uygulandığına ilişkin tartışmaların fitilini ateşleyen cümleyi kurdu. 1920'de bize sevri gösterdiler. 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? 15 Temmuz 1912'den 1923'e kadar geçen sürede 5'te 1'e düşen topraklarımızdan elimizde kalan son parçasını işgal teşebbüsüydü. İşte millet o toprakları bunlara teslim etmedi. 15 Temmuz Türk milletinin ikinci kurtuluş savaşıdır. Şayet bu darbede başarılı olsaydı Sevr'i aratmayacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaklardı. Son kurtuluş savaşı ve acımasız direniş. Bugüne kadar Türkiye'nin sıkıntılarının temelinde yatan sebepleri, gerçekleri, coğrafyaya dönük yeni Haçlı saldırılarını bu kadar esaslı, net cümlelerle ifade eden hiçbir siyasi lider olmadı. Son iki yıldır son kurtuluş savaşı, yüzyıllık hesaplaşma, 20. yüzyıl vesayetinden kurtulma, acımasız direniş ifadeleriyle anlatmaya çalıştığımız hep buydu. Soğuk savaş sonrası yeni küresel düzen inşasına ilişkin çatışma ve hesaplaşmalarda bizim bulunduğumuz coğrafyayı denklem dışına çıkarma girişimlerinin sebepleri hep buydu. Irak'ın işgal sebebi buydu. Suriye Savaşı'nın nedeni buydu. Yeni Orta Doğu haritası taslaklarının sebebi buydu. 100 yıl sonra ayağa kalkmaya çalışan Türkiye'nin belini kırma gerekçeleri hep buydu. 17-25 Aralık müdahalesiyle Türkiye'nin büyük yürüyüşünün öncülerini tasfiye etme girişiminin sebebi buydu. 15 Temmuz'da işgal ve iç savaş senaryosu uygulamalarının sebebi buydu. Büyük istila harekatı. Kimler ayakta kalacak? Bu coğrafyada her şey 1. Dünya Savaşı ile başlar. Buradan başlamayanların bugün yaşadıklarımızı anlaması mümkün değildir. Türkiye'nin biçimlenmesi, coğrafyanın haritası, Orta Doğu'daki statüko, etnik ayrıştırma, mezhep eksenli bölünme, garnizon devletçikler, karşı konulamaz bir vesayet denetimi. İşte o statüko 20 yıldır çözülüyor. Yerine yeni bir coğrafya tanzim etmeye çalışıyorlar. Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına kadar yeryüzünün orta kuşağını tam denetim altına alıp birçok ülkeyi işgal ve iç savaşlarla parçalayıp yeni garnizon devletler inşa edip coğrafyanın bir yüzyılda vesayet altında tutulabilmesi için tam bir istila planı uygulanıyor. Yeni statüko nasıl olacak? Hangi devletler ayakta kalacak? Hangileri parçalanıp hangileri daha da büyüyecek? İslami tehdit, terörle mücadele kavramlarıyla siyasi söyleme dönüştürülen bu büyük güvenlik projesine, yeni istila harekatına kimler direnebilecek? Atlantikçi merkez 11 Eylül saldırılarıyla açığa dönüştürdüğü, aslında 1990'larda başlattığı bu büyük istila harekatında şimdi Türkiye'yi vurmaya başladı. Kaos coğrafyası olarak bir tanım geliştirdiler. Bizim coğrafyadaki herkesi bu seyleme mahkum ettiler. Şimdi Orta Doğu'da başlattıkları kaosu Türkiye içlerine servis etmeye, savaşı Türkiye'ye taşımaya çalışıyorlar. Bu çatışma, Türkiye kendi yolunu tercih ettiği, tek yanlı bağımlılığı reddettiği, coğrafyası ve tarihiyle barıştığı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir siyasi dille konuşmaya karar verdiği için başladı. Bu nedenledir ki bölgemizdeki hiçbir terör saldırısı, hiçbir terör örgütü bölgesel dinamiklerle başlayıp bitmiyor. Kurdukları, finanse ettikleri, eğittikleri ve hedeflerini belirledikleri her terör grubu bu büyük projenin bir unsurudur. PKK böyledir, DAEŞ böyledir, PYD, YPG böyledir. Güneydoğu il ve ilçelerimize yönelen işgalvari saldırılar böyledir. 7 Haziran seçimleri sonrası başlatılan terörle mücadele aslında bir terörle mücadele değil, işgal girişimine karşı mücadeledir. 15 Temmuz darbe girişimi en kanlı işgal girişimidir. Her ülkeyle ilgili saldırı planları var. Kuzey Afrika'dan Orta Afrika'ya, Orta Doğu'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülke bu tehditle yüzleşmektedir. Her ülke için ellerinde harita taslakları var. Irak için, Yemen için, Suudi Arabistan için, İran için, Pakistan için, Suriye için, Türkiye için çizdikleri haritaları vardır. Mikro milliyetçilikle şehir devletleri, mezhep taassubu ile garnizon devletler planları vardır. Bölgemizde hiçbir devlet bu tehditlerden uzak değildir. Atlantik merkezle kurulacak hiçbir ilişki bu devletleri söz konusu tehditten korumayacaktır.
Türkiye çok büyük bir direniş söylemi geliştirdi ve bu ülkeleri ve bölgeleri etkilemektedir. Bir yüzyıllık direniş hesaplaşma iradesi sokaklarda, şehirlerde, ülkelerde yankılanmaktadır. Bu büyük istila planına karşı başka da hiçbir çözüm bulunmamaktadır. Kolaycı önerilere teslim olan ülkeler, Moğollar karşısında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen emirliklerin pozisyonuna düşecektir. Öyleyse büyük oyunu hakkıyla görenler savunma kurma fırsatı yakalayacaktır. İşte biz bu büyük oyunu gördük. Afganistan'da gördük, terörle mücadelede gördük, Irak'ta, Yemen'de gördük, gördük ve bu yüzden teyakkuz halindeyiz. Birinci Dünya Savaşı kadar kırılgan bir tarih yaşıyoruz. Bu dönemde verilen mücadele Kurtuluş Savaşı kadar büyüktür. Bu yüzden de Son İstiklal Savaşı diyoruz buna. Bu söylem hamasi bir söylem değil, gerçeği tam anlamıyla görmektir. Bunun dışında milletimizi uykuya mahkum etmeye çalışan her ülkeyi, her çevreyi, her kişiyi dikkatle sorgulayın. Bu büyük mücadelede vatan hainleri, tarih düşmanları, coğrafya düşmanları cephesinde sadece PKK, PYD, sadece FETÖ, sadece DAEŞ yoktur. Onlar zaten doğrudan o ülkelerin istihbarat teşkilatlarının bölgemizdeki uzantıları, tetikçileridir. Onlar bu coğrafyanın düşmanlarıdır ama bunların dışında gerçeği görmemizi engelleyen, kamufle eden herkes bir şekilde bu işin içindedir. En yakınımızda olsalar bile işin içindedir. Bizler bu coğrafyada Haçlı savaşlarını yaşadık. Moğol istilasını yaşadık, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Bunlar coğrafyanın en büyük felaketleridir. Üç büyük şok dalgasıdır. Dikkat edin, üç büyük şok dalgasına karşı direniş Anadolu'dan yükselmiştir. Çok daha parlak bir gelecek inşa edilmiştir. Ve bu direniş bütün coğrafyayı harekete geçirmiş, ayağa kaldırmıştır. Yine öyle olacak. Bu yüzden Türkiye'ye saldırıyorlar. Bu topraklardan yükselmeye başlayan öfkenin, özgür siyasi duruşun tarihi nasıl dönüştüreceğini onlar çok iyi biliyor. Bu direniş zafere ulaştığında yapacak hiçbir şeyleri kalmayacak. Hiçbir ülkeye musallat olamayacaklar. Öyleyse dışarıdaki istilacılara, içerideki vesayetçilere karşı acımasız mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu çerçevede etnik ve mezhep eksenli hiçbir kavgayı meşru görmeyeceğiz. O istila planlarının parçalı olarak mahkum edeceğiz. Onların haritası varsa bizim de haritamız var. Onlar bizi küçültmeye çalışırken biz daha da büyüyecek, bu uğursuz rüzgarı tersine çevireceğiz. Onların harita taslaklarına karşı kendi haritalarımızı çizeceğiz. Coğrafyayla sarsılmaz köprüler kurup güç dayanışmasına gireceğiz. Ülkemizi, milletimizi, topraklarımızı, değerlerimizi, geleceğimizi onların projelerine, önerilerine teslim etmeyeceğiz. Amerika'ya bakın, Fırat Kalkanı'nı sabote etmek için her türlü çirkin oyunu tezgahlıyor. İngiltere öyle, Almanya öyle, Türkiye'yi hem coğrafyada hem içeride vurmak için her türlü tezgahı kuruyor, tehdit müttefiklerimizden geliyor. Topraklarımızdaki askeri üslerinden bize karşı savaş yürütüyor, terör örgütlerini bu askeri üslerden organize ediyorlar. 20 yıldır bölgemizdeki her eylemleri, her planları bizim, Türkiye'nin aleyhine olmuştur. Müttefiklik adı altında bize çok zarar verdiler. Terör örgütlerini silahlandırıp Türkiye'nin üstüne saldılar. Bu ülkede kan döktüler. 15 Temmuz darbe ve iç savaş projesinin bizzat onlar planladılar. Gülen ve teröristleri üzerinden servis ettiler. Bugün Suriye'de, Türkiye içlerinde bize karşı aynı savaşı sürdürüyorlar. 15 Temmuz bizim 100 yıllık direnişimizin başladığı tarihtir. Haçlı savaşlarına direndiğimiz gibi direneceğimiz bir mücadele biçimidir. Coğrafyayı sadece istila etmiyorlar. Tam anlamıyla medeniyet düşmanlığı yapıyorlar. Yağmalıyorlar. Irak'ta sadece katliam yapmadılar. Medeniyetlere ait ne varsa talan ettiler. Şimdi Suudi Arabistan'ı yağmalama planı yapmışlar. 11 Eylül'den sorumlu tutup tazminat yolunu açan yasa çıkardılar. Asıl niyetleri bu ülkenin 100 milyarlarca dolarına el koymak. 15 Temmuz'u başarsalardı aynı talanı Türkiye'de görecektik. Bu ülke birkaç parçaya bölünecek, İstanbul'un Avrupa yakası koparılacak, ülkenin bütün zenginliklerine el konulacaktı. Türkiye'deki her gelişme tarihsel kökleriyle ele alınmalı. Çünkü kaynak burasıdır. Bugünkü krizlerin sebebi oradadır. Bu yüzden her gün teyakkuzda olmalıyız. Asla uyutma planlarına teslim olmamalıyız. Türkiye ve yakın çevremizdeki en küçük olayların bile tarihi Birinci Dünya Savaşı'dır. O savaş bitmedi. Biz mücadeleye yeni başladık. Madem onlar Lozan'dan sonraki ikinci saldırıyı başlattılar, biz de Lozan'dan bu yana bütün davalarımıza sahip çıkacak, kaybettiklerimizin hesabını soracağız. Bütün ters rüzgarlara rağmen tarihi tersine çevirecek, bölgenin yeni haritasını çizecek olan bizleriz. Bu mücadeleyi onlar değil, biz kazanacağız. Birkaç yıl içinde asıl büyük krizin Batı'nın kendi içinde çıkacağını, asıl iç savaşın orada patlak vereceğini göreceksiniz. Ergün Diler, Bitmeyen Kavga.
Hepimiz hala 15 Temmuz kalkışmasını sorguluyoruz. Kim ne almak istedi? Kim neyi ele geçirmeye hedefledi? Kim kimi kullandı? Asıl varılmak istenen yer neresiydi? Önce cemaat, sonra paralel, daha sonra da FETÖ olan yapı bu operasyonun neresindeydi? Kim bunlara akıl ve emir veriyordu? Türkiye'den istenen neydi? Bizi nereye sürüklemek istiyorlardı? Ortada büyük güçler için iki sorun var. Birincisi, doların geçerli kağıt olarak kalması. İkincisi, bunun olabilmesi için petrol havzasının dolara hükmedenler tarafından kontrol edilmesi. Yani birbirinin devamı olan iki şart. Kavganın nedeni bu. Bakın yeryüzüne. Kavganın hep Müslüman coğrafyasında olduğunu görürsünüz. Neden Nepal'de, Avustralya'da, Litvanya'da ya da Küba'da bir şey yok? Neden bütün belalar gelip bizim tam merkezinde olduğumuz coğrafyada çıkıyor? Tesadüf olabilir mi? Elbette hayır. Bunu yapan akıl var. Aslında kavganın merkezinin neresi olduğunun işareti birkaç yıl önce verildi. O gün için çok önemliydi ama üzerinde derin değerlendirmeler yapmadık. Iskaladık. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu kendisini İslamcı olarak tanıtan DEAŞ tarafından basıldı. 950 silahlı militan, çatışmak istemeyen konsolosluk görevlileri de dahil 49 kişiyi rehin alarak çekip gitti. Uzun süre haber alınamadı. Pazarlıklar döndü, rehineler geldi. O gün bize verilen mesaj netti. Musul'dan uzak durun. Durduk mu? Hayır. Demek ki yeni dönemde Musul hiç ummadığımız kadar önem kazanacaktı. Son günlerde yaşanan bir gelişme Musul'u tekrar hatırlattı. Musul, petrolün merkezidir. Tarihi de çok eskidir. 1873'te İngiltere, büyük bunalım olarak bilinen ciddi bir ekonomik sarsıntı yaşadı. Tek çıkış yolunun Musul olduğuna karar verildi. İşte Osmanlı'nın Musul'u kaybetmesinin en büyük nedeni o günkü toplantıydı. Kriz 1896 yılına kadar neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca etkisini artırarak devam etti. Sonunda 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Haziran 1914'te savaşın çıkmasından sadece birkaç gün önce İngiliz hükümeti çok önemli bir adım attı. İngiliz Basra Petrol Şirketi'nin, APOC'un hisselerinin çoğunu gizlice satın alan İngilizler, APOC'un Deutsche Bank'a ait Türkiye Petrol Şirketi'ndeki çoğunluk hissesini de ele geçirdiler. Deutsche Bank o tarihte en büyük darbeyi yedi. O yüzden Almanya Musul'da yoktur. Bazen tarih tekerrür eder. Musul'da masanın yeni yüzleri var. Deutsche Bank, Musul'da Almanya'nın en büyük gücü olarak yer alacaktı. Ama ağır darbeydi. Musul, dünya petrol rezervinin %14'üne sahiptir. Ama petrolün %50'sini kontrol edebilecek bir konuma sahiptir. Musul'da da, Amerika'nın içinde de iki kanat birbirine kılıç çekmiş durumda. Dönelim FETÖ'ye. Gülen organizasyonu belki de CIA'nin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük proje. 50 milyar dolarlık bir şirket gibi düşünün. Hiçbir maddi sorunu olmayan bir güç. Graham Fuller ve ekibi Gülen'in green card alması için mahkemeye gizlice 50 milyar dolarlık bir yapının lideri dedi. Paranın karşılığı olan dekontları hakime sundu. O dekontlar Gülen'i Pensilvanya'da en güçlü adam yaptı. Mahkemeye sunulan bu evrak gizli değil. Yani bir güç FETÖ'ye kefil olurken diğeri istemiyordu ama yenilen olmak zorunda kaldı. FETÖ'nün patronları Türk değildi. 36 yıl önce Kenan Evren, dönemin Amerikan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Zbigniew Brzezinski'nin Orta Asya'daki Türk devletleri için yeni bir düzen getirilmesi gerektiği fikrine uygun hareket etti. Gerekeni yaptı. Zaten o günden sonra FETÖ içeride patladı gitti. Görev Pensilvanya'ya geçti. Bir işte Brzezinski varsa o yapı çok ama çok güçlüdür. Gülen okullarının adam yetiştirmenin dışında çok önemli bir görevi daha vardı. O da bölgedeki doğal gaz ve petrol yataklarının kontrolünü ele geçirmek için CIA ajanlarının rahat çalışmasını sağlamaktı. Bunu da başardılar. Bu nedenle Ankara iadesini istediğinde topu taca atıyorlardı. Pensilvanya'da sadece Gülen yaşamıyordu. 100 önemli Türk de sürekli CIA planlarını hayata geçirmek için çalışıyordu. Tabii biz bunları bilmiyorduk. Bilmediğimiz başka şeyler de vardı. Mesela bütün sol Amerika'ya karşıydı. Dolayısıyla rahmetli Demirel'e de. Hatta Demirel Amerika simgesiydi ama 12 Eylül geldi ve Demirel'i götürdü. Amerika nasıl oluyordu da kendisi için simge olan birini götürüyordu? Evren de Demirel de Amerika'ya yakındı, biri gidiyordu. Çünkü içlerinde iki grup vardı. Şimdilerde seçim dolayısıyla her gün izlediğimiz Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hikayesi. Aslında bu tarih kadar eski bir kavganın tabelası. Bizim tarihimizin pek çok yerinde izi vardır.
isimler farklı da olsa bu kavga bu topraklarda hiç bitmedi ve bitmeyecek. Biz de istesek de istemesek de bu kavganın içindeyiz. Türkiye olarak bazen demokratların bazen de cumhuriyetçilerin temsil ettiği kanatta kaldık. Buna göre mücadele verdik. Osmanlı'da da böyleydi. FETÖ'nün arkasında demokratlar vardı, para bunlardaydı. Finans sistemini bunlar kontrol ediyorlardı. Dünyayı ikiye ayırıp kötüyü oluşturarak yöneteceklerdi. İslam bunlar için düşmandı. Olması gerekiyordu. Bu nedenle ılımlısını da içimizde bulup yetiştirdiler. Ilımlıydı ama 15 Temmuz'da kendi insanına bomba yağdırıyordu. Herkes kendi kampını biliyordu. Kimsenin kimseye hak verecek hali yoktu. Bu kavga başını alıp gidiyordu. Yakında silahlar daha çok konuşacaktı. Paraya hükmedenler Moody's üzerinden not indiriyor ama Türkiye'de yaprak kımıldamıyordu. Öte yandan yine bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings devreye giriyordu. O da Türkiye hakkında fikrini açıklıyordu. Gelecek birkaç yılda Türkiye büyümeye devam edecek ve enflasyonla mücadele kazanılacak. Ne demekti bu? Şu demekti. Kavga her yerdeydi. Herkesin kendine yakın oyuncuları vardı. Sınırlar ve takımlar belliydi. Fitch cumhuriyetçilere yakındı. Moody's ise diğerlerine. Birinin arkasında Rothschild'lar, diğerinin arkasında ise rakipleri. Biz bu kavgayı bazen İslam'ın içinde, bazen papalık seçimlerinde, bazen Irak'ın işgalinde, bazen Mısır'da Sisi'yi getiren darbede görüyorduk. Görmeye de devam edecektik. Çünkü bin yıllık kavga yeni isim ve tabelalarla devam ediyordu. Bu kavga süreceği için de içerideki sancı hiç bitmeyecekti. Şimdilerde Türkiye saldırı altında olsa da bizsiz yapamayanlar görünmeyen destek atmak zorundalar. Eğer Türkiye demokratların arkasındaki gücün eline geçerse diğer grup çok uzun süre iki yakasını bir araya getiremez. Türkiye'nin maçın kaderini değiştiren oyuncu olduğu biliniyor. Sır değil. Yapacağımız zor ama imkansız değil. Birine diplomaside izin verip içerideki adamlarını temizleyeceğiz. Diğerine ise tam tersini yapacağız. Diplomaside yüzlerine bağırıp çağırıp içeride adamlarına yol vereceğiz. Böylece vazgeçilmez olup eksiksiz yürüyeceğiz. Burası Türkiye, kendi haline bırakılmaz, bırakılamaz. Savaşın hiç bitmeyeceğini bilerek yaşayacağız. Oyunu bilip oyun içinde oyun kuracağız. Buraları bizim, kokusunda biz varız. Bilirler, rahat olup akıllı gidelim. Zaten gitmeye başladık, farkında değiliz ama asker sınırın öteki tarafında. Devamı gelecektir. Bizim sorumluluğumuz var. Kimse de önümüzde duramayacak. Duramayacak. Göreceksiniz. Öldürmeyen darbe bizi büyütür. Büyütecektir de. Mecburlar. Ergün Diler, takvim. Fırat Kalkanı haklı ancak Amerika ile Rusya neden ses çıkarmadı? Oyun ne? Sir Arthur Conan Doyle'ın kendisini de sevdiği Sherlock Holmes polisiye romanlarından birinin adı Silver Blaze'dir. Türkçe'ye Gümüş Şimşek adıyla çevrilmiştir. Orada gizem Sherlock'un en başlarda sorduğu "İyi de köpek neden havlamadı?" sorusunda gizlidir. Şu Suriye işinde benim de öyle bir sorun var ama yazının sonunu beklemeniz gerekecek. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de varlığına ve egemenliğine yönelik iç ve dış saldırıları def etmek için elinden geleni yapmaya hakkı vardır. Bu hakkını kendi başına da kullanabilir ülkemiz. Tehdit dışarıdan geliyorsa ittifaklar oluşturup müttefikleriyle birlikte de. 40. gününü geride bırakan Fırat Kalkanı operasyonu sınırları dışında belirmiş bir tehdide Türkiye'nin verdiği cevaptır. Türkiye'nin desteğindeki Özgür Suriye ordusu IŞİD'i DAEŞ deniyor, temizleme operasyonunda ilk kez başarılar elde ediyor. Harekatın başından itibaren kaydedilen başarılarla 960 kilometrelik bir alanda tehdit sona erdirilmiş oldu. ÖSO'nun Suriye'deki başarısı benzer bir harekatın Irak'ta da devreye sokulması ve Musul'un IŞİD'den kurtarılması yolunda değerlendirmelere sebep oluyor. Peki, ama Türkiye desteğindeki ÖSO'nun bu başarısı 5 yıldır büyük güçlerin Amerika ve Rusya'nın 3. bir ülke Suriye üzerinden rekabetlerini durdurmuyor. Rusya'nın ihtilafa müdahil olmasıyla kendini güveni artan Beşar Esad ve Baas rejiminin daha acımasız hale gelmesini engellemiyorsa herhalde oturup düşünmemiz gerekiyor. Bu 5 yılın bilançosuna bir daha bakalım. Yaklaşık 500.000 insan öldü Suriye'deki iç savaşta. 1 milyonun üzerinde insan abluka altında yaşıyor ve 11 milyon insan da evlerini terk etmiş, sığınmacı durumunda. Evlerini terk etmek zorunda kalmış 11 milyon insanın yaklaşık 1/4 biri Türkiye'ye sığınmış bulunuyor. Suriye'deki savaşın durması, Şam'da kalıcı bir rejimin oluşması, ihtilafa taraf olan ülkeler arasında bir tek Türkiye açısından hayati önem taşıyor. Amerika ile Rusya için ve uzaktan seyreder görüntüsü verse de bu iki ülke üzerindeki dolaylı etkisiyle, İsrail için Suriye ne kadar zayıflar, hatta ne kadar fazla tahrip olursa o kadar daha iyi olacak bir ülke.
Galiba Suriye söz konusu olduğunda politika belirleyicilerin bizde karar verirken en fazla ihmal ettikleri nokta da burası. Suriye'nin varlığı ve birliği bir tek Türkiye için önemli, diğer taraf ülkeler içinse en tercih edilir seçenek Suriye'nin haydut ülke statüsüne düşmesidir. Onar ama kaldı zaten. İsrail'in New York'taki eski başkonsolosu Alon Pinkas bu gerçeği 2013 Haziran ayında New York Times'a verdiği mülakatta iyi özetledi. Her iki tarafında kaybetmesini istediğiniz bir playoff durumu bu. En azından taraflardan birinin kazanmasını istemezsiniz. Beraberlikle yetinirsiniz. Bırakın iki tarafta kan kaybetsin, kan kaybederek gebersinler. Bu buradaki stratejik düşünce. Şimdi aktaracağım görüş yine bir İsrailli'ye ait. Ancak Washington ve Moskova'da da ondan farklı düşünmeyen pek çok kişi bulunduğuna emin olabilirsiniz. Batı IŞİD'in daha da zayıflamasını arzulamalı ama bütünüyle yok olmasını değil. Kötü adamların başka kötü adamları öldürmesine izin vermek bencilce gelebilir. Ancak faydalıdır. Hatta bunu yapmakla kötüleri meşgul edebiliyor ve iyilere daha az zarar vermelerini sağlayabiliyorsanız ahlakidir de. Dahası istikrarsızlık ve krizler bazen olumlu anlamda değişikliğin habercisi de olabilir. İnbar bu görüşünü 2 ay önce 2 Ağustos 2016'da açıklamıştı. Neymiş neymiş? IŞİD'e karşı savaş onu bitirmek için değilmiş. Çünkü IŞİD bölgede istikrarsızlık ve krizlere sebep olarak hayırlı bir görev sürdürüyormuş. Suriye'de birbiriyle mücadele eden güçlerden birinin diğerini yenmesine, yani Şam'da bir rejim değişikliğine izin vermemek gerekirmiş. Aslında Suriye'de 5 yıldır yaşananların özeti bu görüş. Biraz daha yakın zamanda olup bitenlere dikkatle bakabiliriz artık. Eylül ayının sonlarına doğru Rus uçakları aslında savaş suçu olması gereken bir saldırı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler'de Suriye Kızılayı'nın sivillere ilaç ve yiyecek taşıyan ortak yardım konvoyuna ateş açıldı. Ateşkes anlaşması dinlenmeyerek. Saldırıda ortak heyetin biri başkanı olmak üzere üyelerinin yarısı hayatını kaybetti. Halep'e yönelik tek Rus saldırısı değildi bu. Rejim karşıtlarının yaşadığı mahallelere Su-Sukhoi 24 uçaklarının başka hava saldırıları da oldu ve onlarca insan o saldırılarda hayatını kaybetti, sayısız insan da yaralandı. Yardım heyetine yönelik saldırılarda yasaklanmış türden bombalar kullanıldığı da tespit edildi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Rusya, Suriye ihtilafında Esad rejiminden yana devreye girdiğinden beri iç savaşın gidişine etkileyici bir işlevi üstlenmiş görünüyor. Ateşkes ilanı için çaba harcar ve bunu sağlama başarısıyla övünmeyi ihmal etmezken, yanında yer aldığı Beşer Esad ateşkes bitti der demez, silahların konuşmadığı o ara dönemde elde ettiği sahaya ait bilgilerle uçaklarını ölüm kusmaya Halep'e gönderebiliyor. Amerika-Rusya aynı sonuca oynuyor, Türkiye farklı. Hiç kuşkunuz olmasın, Rusya'nın Suriye'deki varlığı Vladimir Putin'in Orta Doğu'da ülkesi bayrağı dalgalandırmasına yaradığı kadar. İki tarafta kazanmasın, savaş Suriye bütünüyle enkaz yanına dönene kadar sürsün, stratejik değerlendirmesi istikametinde bir tavrın başarıya ulaşmasını da sağlıyor. Barack Obama'nın inişli çıkışlı görünen Suriye politikası da genel değerlendirme açısından yaklaşıldığında Putin'in izlediği politikadan pek farklı değil. Önce Esad'lı olabilir, sonra Esad gitmeli, daha sonra muhalifleri güçlendirelim, içlerinden başarılı olan çıkarsa Baas rejiminin yerine o geçsin, şimdilerde yine Esad mutlaka gitmeli. Aynı kapıya çıkıyor, savaş uzuyor, tabi Suriye'ye ve Suriyeliler üzerine getirdiği ölüm ve tahribatla devam ediyor. Şimdi dönüp Türkiye'ye bakabiliriz. Ne demiştim en başta? Şunu. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de varlığını ve egemenliğini tehdit edenlere karşı çıkma, gerekirse savaşma hakkı vardır. Türkiye, IŞİD belasına karşı Fırat Kalkanı operasyonuyla bunu yapıyor. Rusya da ses çıkarmıyor bunu, Amerika teşvik de ediyor. Peki ama bu iki ülke açısından IŞİD yok edilmesi gereken değil, zayıflatılmakla yetinilmesi arzu edilen bir güçse, Türkiye'nin sınırları dışındaki harekatının tam anlamıyla başarılı olmasını ister mi bu iki ülke? İlk bakışta farklı çıkarları olduğu göze çarpsa da biraz deşince ikisinin de Şam'da güçsüz bir Esad noktasında buluştukları çözüm Türkiye açısından Suriye'de en makul çözümle aynı mıdır? Aynı değilse, ki aynı değildir, o takdirde Türkiye'nin şimdi aldığı pozisyonu bir kez daha gözden geçirmesi gerekmez mi diye sorayım ve cevabı Sherlock Holmes'lere bırakayım.